Şimdi HIV virüsü arkadaşlar bir RNA virüsü. Aslında zayıf bir virüs ama vücuda girdiğinde ne yapıyor bu? CD4 dediğimiz bir takım hücreler var. İşte T lenfositleri, monosit, makrofaj gibi bu hücrelere giriyor arkadaşlar. O hücreleri zamanla öldürüyor. Onun sonucunda işte eğer tedavi olmazsa kişi, tanı konmazsa yaklaşık işte 10-15 maksimum işte 20 yıl civarında maalesef bağışıklık sistemi çöktüğü için ne oluyor? Ölüm görülebiliyor. HIV'de belirtiler başlıca 4 safhaya ayrılıyor. Yaklaşık bulaştan 2 ila 8 hafta sonra arkadaşlar bizim enfeksiyoz mononükleoz dediğimiz bir hastalık var. Buna benzer belirtiler oluyor. Ne oluyor işte? Ateş oluyor, boğazınız ağrıyor, lenf bezleriniz boğaz altındaki ve işte kulak önündeki lenf bezleriniz büyüyebiliyor. İştahsızlık, bulantı, kusma, kas ağrısı, eklem ağrısı gibi böyle gribe benzer bulgular oluyor arkadaşlar. Bazen deride döküntü olabiliyor. Bu bulgular dediğim gibi 2 ile 8 hafta sonra oluşuyor ve geçiyor. Ondan sonra aseptomatik dönem dediğimiz arkadaşlar yaklaşık 3 yılla 8 yıl arasında bir sürede hiçbir belirtinin olmadığı asemptomatik bir dönem oluyor. Daha sonra vücutta yaygın lenf bezlerinin büyümeye başladığı bir dönem oluyor ve tedavi olmazsa da dördüncü devreye EES dediğimiz işte kazanılmış immün bağışıklık yetmezlik sendromu demek bu. Fırsatçı enfeksiyonlar ve bir takım kanserler oluyor. İşte nedir? Tüberküloz gelişiyor hastada. İşte beyinde bir takım mantar enfeksiyon oluyor. Kaposi sarkom dediğimiz bir cilt kanseri oluyor. Herpes zoster denen birçok viral enfeksiyonlar olabiliyor. Kişi bu enfeksiyonlardan ve işte bu fırsatçı enfeksiyonlardan ve kanserlerden maalesef bağışıklık sisteminin çökmesiyle tedavi olması ölebiliyor. Şimdi HIV tedavisinden bahsedeyim biraz. Günümüzde arkadaşlar HIV tedavisinde oldukça yüz güldürücü gelişmeler var. Kullanılan ilaçlar oldukça etkili. Son 2-3 yıldır yapılan çalışmalarda hatta bu ilaçların arkadaşlar HIV virüsünü saptayan bir test var. HIV RNA diye. Burada eğer virüs saptanamayacak seviyeye inmişse arkadaşlar o kişi artık HIV bile bulaştırmıyor. Yani dolayısıyla bu tedaviler oldukça etkili. Yaşam süresini hemen hemen normale çekiyor. Erken tanı ile işte tedavi başlanırsa ne oluyor? HIV virüsü artık çoğalamıyor vücutta ve AIDS safhasına geçemiyor. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.